Merhabalar, ben Türkiye Matematik Kulübü'nden Esma Nur Demirci. Bugün Yıldız Teknik Üniversitesi'nden Yağmur Sak ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nden Ahmet Çoban'la birlikteyiz. Öncelikle hoş geldiniz. Kendinizden kısaca bahsedebilir misiniz bize? Ben başlayayım o zaman. Mikrofon önce ben açtım. Ben Ahmet, Mimar Sinan öğrencisiyim. Yıldız'da 3 sene okuduktan sonra yatay geçtim, Mimar Sinan'a geçtim. Yıldız'da da matematik okuyordum, Mimar Sinan'da matematik okuyorum. Matematikçiyim. Müzikle uğraşıyorum, biraz yazılımla uğraşıyorum. Öyle, mesela Yağmur tanıyalım biraz da. Tabii. Merhabalar. Sesim iyi sanırım. Ben de Yıldız Teknik'te matematik bölümündeyim. Dördüncü sınıf öğrencisiyim. Bu sene mezun olmayı düşünüyorum. Onun dışında ben de müzikle ilgilenmeye çalışıyorum. Biraz daha matematikle de bağlantılı olduğunu düşündüğüm için. Bu şekilde. Peki, matematik bölümüne isteyerek mi gelmiştiniz? Yani neden bu bölümü seçtiniz? Biraz bunu da açabilir misiniz bizim için? Tabii ben başlayayım o zaman. Yani ben küçüklükten beri hep matematik öğretmeni olmak istiyordum. Tabii ki bunun hani biraz matematiği sevmekle ve biraz da çocukluktan kalan hani o zamanlar biraz da öğretmenler önemli oluyor tabii sizin için. Yani siz de yaşamışsınızdır belki. Yani hocalarımı da çok seviyordum, öğretmenlerimi seviyordum. Ben de o yüzden öğretmen olmak istiyordum. Daha sonra işte bir sallantı oldu lise döneminde işte üniversiteye yakınken ben sürekli lise 3'e kadar neredeyse matematik bölümü veya matematik öğretmenliği okumayı düşünüyordum. Daha sonra işte biraz hani ülkenin de biraz şey oluyor tabii toplumun insan üzerinde etkisi oluyor. İşte mühendislik diyorlar. Ben o yüzden bir sene bir mühendisliğe kaydım. İlk tercihimde bir biyomühendislik bölümüne gittim. Daha sonra baktım olmuyor. Yani gerçekten üniversite çünkü öyle kolay bir olay da değil. Liseden sonra çok farklı bir şeye geçiyorsun yani. Farklı oluyor içerik anlamında. Orada hani biraz daha anladım biyomühendisliğe de gidince. Hani sevmezsem yapamam, çalışamam. O yüzden kesinlikle sevdiğim bir kısımda çalışmam lazım. Öyle bir alanda çalışmam lazım ki en başından beri de matematiği sevdiğim için matematik bölümüne geçmeyi tercih ettim. Bu şekilde oldu. Teşekkür ederiz. Ahmet sen? Benim olayım biraz farklı. Ben ilkokulda, lisede falan matematiği çok seviyordum. Yani en sevdiğim hocalarım, matematik hocalarım da en sevdiğim dersler matematikti falan. Ama matematik okumayı hiç istemedim ben aslında. Ben yazılımla uğraşıyordum ilkokuldan beri falan. Yani ilkokuldaki yıllarımda falan başlamıştım yazılıma. Yazılımcı olacağım diyordum, bilgisayar mühendisi olacağım ya da işte yazılım mühendisi falan. Lise sonunda işte sınava hazırlık döneminde işte sıralamam biraz düşük geldi. Ve benim ikinci hedefim matematik mühendisliğiydi. O da şeyden dolayı tanıdığım biri vardı ve yazılımla uğraşıyordu. Kafamda şey vardı, matematik mühendisleri de yazılımcı olabiliyor. Bilgisayar mühendisliği olmazsa yazılım mühendisliği yazarım o zaman. Pardon, matematik mühendisliği yazarım. Sonra işte tercih dönemi sıralamalar açıklandı. İşte matematik mühendisliği de İstanbul'da sadece İstanbul Teknik ve Yıldız Teknik'te vardı. Yıldız Teknik'teki de garanti değil. Yani böyle kıl payı kaçacak gibi duruyordu ki öyle oldu zaten. Onun altına garanti bir bölüm yazmam gerekiyordu ve şey işte tercih kitapçıkları oluyordu zamanında, şimdi var mı bilmiyorum da onlarda bir matematik diye bir bölüm gördüm. Dedim matematik mühendisliğinden ne fark olabilir dedim ve yazdım Yıldız Teknik Matematik 3. tercihimde. Ve o çıktı. Matematik bölümüne başladım ve matematik mühendisliğinde farkı varmış onu gördüm başladıktan sonra. Ve hiç beklemediğim bir şeyle karşılaştım yani. Tamam, matematiği çok seviyordum lisede, işte ilkokulda, ama üniversitedeki matematik bölümündeki matematik çok farklı bir şeymiş. Ve yani hiç bilmediğim ve hiçbir zaman hayalim olmayan bir bölüme başladım. Ve benim için çok korkunçtu ilk bir senem, hatta ilk 2 senem. Hatta ben bölüm bırakacağım kafasına girdiğim anlar oldu. Tekrar sınava hazırlanacağım, başka okula gideceğim falan. Ama sonradan çalışmaya başladıktan sonra çok sevdim bölümü. Ve hayatımda hep yazılımcı olacağım, hep yazılımla ilgileneceğim derken şu anda akademisyen olacağım, soyut çevir çalışacağım, matematikten devam edeceğim kafasındayım. Ama insan çok değişiyor. Yani çalıştıkça, gördükçe fikirler çok değişiyor, onu söyleyebilirim. Evet. Burada bir yerde araya girmek istiyorum. Şimdi sen uygulamalı matematik düşünürken aslında saf matematik çalışmaya karar veriyorsun. Yani bu karar vermen de
Seni yani bu karar iten şey neydi? Merak ediyorum açıkçası. Şöyle, Seni ne bu kararla itti? Evet. yazılım zaten ya yani biraz üniversite başlarken de kafasındaydım ben. Yazılım cepte çalışırsam işte sertifika toplarsam belki programlara katılırsam sadece bir üniversite diploması, herhangi bir üniversitenin herhangi bir bölümünün diploması bana yeterli. Sadece ben üniversite mezunuyum demek için. Ben zaten yazılımla uğraşacağım kafasındayım. Matematik bölümünde biraz öyle seçtim zaten. Sonrasında işte o ilk senede, ikinci senemde okulu bırakacağım kafasındayken başarılı olduğum tek ders benim şeydi böyle soyut matematik. O da matematiğe giriş gibi bir ders. Ve bir de sayılar teorisine giriş diye bir ders. Ve çok sevdim o derste de. Ve hatta ilk matematikte kalmaya karar verdiğimde sayılar teorisi çalışacağım falan diyordum arkadaşlarıma. Ve cebir benim hep çok korktuğum bir alandı. Çünkü lineer cebir dersi alıyorduk birinci sınıfta, Yıldız'da. Ve hiçbir şey anlamamıştım. Yani Türkçe bir dersti. Ve ben dersin Türkçe olduğunu ilk vizede falan fark ettim. Yani sorulara baktım, sonra niye Türkçe diye sordum arkadaşlarıma. Ve ders Türkçe dediler. Çünkü %30 İngilizce Yıldız Teknik. Yani dersleri o kadar dinlememişim ki dersin dilini bilmiyorum. Ve benim hep korktuğum bir alandı cebir. Sonrasında bir gün matematik köyünde canım sıkılmıştı. Kütüphanede kitaplara bakarken bir cebir kitabı gördüm. Dedim ki ben niye bu kadar korkuyorum? Bir açayım bakayım. Yani bir anlamaya çalışayım. Bir de sonraki dönem cebir almam gerekecekti. Cebir bir dersi almam gerekecekti. Oturdum çalışmaya başladım. Ve anladığımı fark ettim. Ve yani önce çok şaşırdım. Nasıl anlıyorum ben? Anlamamam gerekiyordu diye düşünüyorum. Sonrasında anladıkça da devam edesim geldi ve daha çok eğlenmeye başladım inattan sonra ve insanlarla konuşunca bu bilgilerimi paylaşmaktan çok hoşlandım. Ve cebir alanına karşı bir ilgim olduğunu fark ettim ve yani onu başarabildiğimi fark ettim. Çalıştıkça daha çok başardım, daha çok sevdim. Ve şu an yani ilk sayılar teorisi çalışacağım diyordum. Sonra biraz cebirsel sayılar teorisi demeye başladım. Şimdi tamamen soyut cebir diyorum. Cebirden devam edeceğim işte ya da soyut cebir. Bu arada arkadaşlardan matematik okumak isteyen ve hayali akademisyen olmak isteyen olmak olan varsa şeyi söyleyebilirim. Konu seçmeyin şimdiden. Çok değişecek fikriniz. Yani kendim de bunu tecrübe ederek söyleyebiliyorum. Çok yani bir şeyler öğrendikçe çok yeni şeyler fark edeceksiniz. Yani en çok korktuğunuz şey mesela benim en çok korktuğum şey cebirdi. Şu an cebir çalışacağım diyorum. Şu an mesela en çok korktuğum şey geometri. Belki de geometri çalışırım, bilmiyorum. Hani zaman çok şey değiştiriyor. Soyut bir alandan devam etmek ne kadar mantıklı bilmiyorum onun açısı. Yani en azından bizim ülkemizde akademisyenlik dışında bir alanı var mı çok emin değilim. Belki siz daha çok şey biliyorsunuz bu konuda. Ama ben böyle çalışarak sevdim diyebilirim özetle. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. O zaman Yağmur, şimdi sıradaki sorum sana. Çünkü Ahmet birazcık lisans eğitimindeki matematikten bahsetti, hani nasıl olduğundan. Peki sen lisans eğitimin boyunca, yani bu geçtiğimiz 3 sene boyunca nasıl bir öğrencilik hayatı geçirdin? Yani genel olarak seni matematik zorladı mı? Nasıldı? Güzel. Şöyle anlatayım. En baştan gelirsem ilk dönemlerim benim çok zorlu oldu. Genelde matematik bölümü yani arkadaşlarımdan da üst sınıf arkadaşlarımdan da duyduğum kadarıyla genelde ilk seneler bir sallantıda geçiyor diye biliyorum. Yani genel birçok öğrencide olduğunu gördüm yani. Çünkü o da işte lisede gördüğümüz matematikle üniversiteye geçince aldığımız ilk deminde Ahmet dedi işte soyut cebir dersi aldım. Çok farklı işte ispatla ilgili bir şeyler alıyorsunuz, sayılar teorisi alıyorsunuz. Hiç lisede görmediğin şeyler. Bir anda yani matematiği ne kadar seversen sev, bir anda aslında çok farklı bir şey olduğunu görmüş oluyorsun. O tabii ki insanı biraz korkutuyor. Ve işte ya nasıl yapacağım stresine girdiğin için aslında yapamıyorsun. Çünkü odaklanamıyorsun bile çalışırken. Ya bir de tabii şey oluyor işte ay dersi geçebilecek miyim? Biraz o konuya yönelince tamamen anlamaktan artık dersi geçecek miyim? Sınavdan iyi olacak mıyım'a gidiyor kafa. O zaman tamamen kopmuş oluyorsun. Benim ilk dönem bunu çok yaşadım. Birçok derste yaşadım. Bir de tabii alanımız dışında fizik dersleri falan alıyorduk. O da zorluyordu. Çok sallantıda geçti yani ilk senem ama bir zaman sonra hani çalıştıkça yapabildiğini görünce hani mesela şey diyorlar işte bu ders çok zor olacak işte çok çalışman gerekecek gibi dersleri mesela almaya başlıyorsun. Derse başlarken hiçbir fikrin yok.
Ama süreç içinde yani bir anlıyorsun mesela da kitabı açıyorsun, işte bir gün çalışıyorsun, anladım diyorsun, kapatıp ertesi gün açıyorsun, uçmuş. Bütün anladıkların bitmiş yani. Ki bu sana çok tuhaf geliyor. Lisede böyle şeyler yaşamıyordum yani ben. O yüzden bir korkuyla başlıyorsun ama sonra baktım çalıştıkça, düzenli oldukça, kafa biraz daha hani ne yaptığını en azından bilmeye başladıkça sen de tabii bir şeyleri yapmaya başlıyorsun. Ama tabii biraz şey çok önemli diye düşünüyorum. Yani ben ne yapıyorum? Yani ben şu an ne yapmaya çalışıyorum? Mesela onu anlayamıyorsun. Verdikleri dersler benim için yetersiz kalmıştı o zamanlarda. Yani ben neden bunu yapıyorum? Neden ispatını yapmaya çalışıyorum? Yani ispatını nasıl göstereceğim? Hani biraz tabii onun müfredatının da önemi var. Ben mesela köye falan da gitmiştim. Orada yine biraz oradan da gördüm. Yani farklı yerlerden göre göre bir şekilde aslında matematikte insanların ne yaptığını önce anlamaya çalışıyorsun. Çünkü senin yapman zaten başlangıçta çok çok zor bir olay. Çünkü sene ben hala böyle mesela bir konu çalışırken teoremleri kendim ispatlayayım diye girince kitaba çok çok uzun sürüyor ve yani çok zorlanıyorum hala da. O yüzden bilmiyorum biraz göz korkutucu oluyor. Belki birçok arkadaşım şu an alacağı derslerde başlarda çok korkabilir ama bence yavaş yavaş işte düzenli çalışmayla bir şekilde gidiyor. Benimki de öyle oldu. Sona doğru gittikçe toparlamaya başladım. Daha sonra işte sevmeye başladıkça bir hedef belirlemeye başladım. İşte ne yapabilirim, hangi alanda çalışabilirim ya da lisans hayatımı nasıl daha iyi bitirebilirim. Bu sefer bunlara yönelmeye başladım. İşte sevdiğim alanlarda daha çok hani artık okul pek biraz geri planda kaldı. Hani bu alanda ben ne öğrenebilirim diye düşündüm. Ben de biraz cebirden yanayım. Cebiri daha çok seviyorum. Çalışması daha iyi geliyor. Onun dışında anlatmak da yine çok faydalı oldu benim için. Arkadaşlarıma anlata anlata ya da arkadaşlarım bana anlata anlata bir şekilde ortak çalışma gerçekten çok farklı oluyor. Derste dinlemekten çok daha yararlı oluyor. O şekilde şimdilik işte idare ediyoruz. Teşekkür ederim. Yani sen mezun olduktan sonra ne yapacağın kafanda biraz belli. Ahmet gibi şu an herhalde. Yani tabii Ahmet de dedi ya hani soyut cebiri çalışacaksan veya cebiri gibi bir alan, teorik bir alan çalışacaksan. Yani Türkiye'de çok da bir seçenek yok. Dünyada tam bilmiyorum ne kadar seçenekleri var ama burada biraz daha hani okulda çalışman gerekiyor. Çok başka bir alan sağlamıyorlar. Büyük ihtimal ben de okulda işte araştırma görevlisi, işte doktora o şekilde ilerlerim diye düşünüyorum. Tamamdır, teşekkür ederim. Yağmur, sana bir sorum daha olacak. Çünkü sen bu geçtiğimiz dönemde Erasmus'ta İspanya'da bulunmuşsun. Ve şunu merak ediyorum. Yani başka bir ülkede işte dil problemi yaşadın mı? Ya da ders verememe problemi yaşadın mı? Adaptasyon problemi yaşadın mı? Bunu gerçekten merak ediyorum ve hani lisans öğrencilerine de önerir misin? Hani Erasmus programı dahilinde yurt dışında bulunmalarını. Ya kesinlikle tabii ki öneriyorum. Özellikle matematik öğrencisi için bence büyük bir şans olabilir. Çünkü yani genelde bizim ülkede biraz daha mühendis dedikleri için o alandaki yani mühendis bölümleri de gelişmiş. Yani bir Boğaziçi'ne gidip iyi bir mühendislik bölümü belki dünyaya yetişebilirsiniz. Tabii okumadan bilemezsiniz bunu ama matematik için benim gördüğüm kadarıyla kesinlikle yani bir gidip görmeli bu insanlar ne yapıyor diye bir insan yani bakmalı eğer matematik alanında çalışacaksak. Ben de biraz daha onun için gittim. Yani dil problemini sordun. Dil problemi gerçekten yaşadım. Çünkü İspanyolcaydı. Hani girerken kabul şartlarında İngilizce bilmen yeterli oluyor. Ama gittiğinde İspanyolca aslında dilleri. O yüzden biraz sıkıntı yaşadım. Bir de benim pandemi dönemine geldi. O yüzden başladığım kursta da sıkıntı olmuştu. İspanyolca yani pek öğrenemedim açıkçası. Ama hocalar çok şeydi, iyilerdi. Derslerimin de birçoğu İspanyolcaydı ama bana İngilizce sınav hazırlıyorlardı, kaynak öneriyorlardı. O şekilde onları hallettim. Onun dışında derslere geçememe durumu tabii ki oluyor. Çünkü yani burada bile mesela düşünün, atıyorum Ahmet geçiş yaptı mesela, okul arası geçiş yaptı. O bile yani hoca farklı, içerik farklı, anlatım şekli farklı, soru tipi farklı. O yüzden yani Mimar Sinan'dan başlamış bir insan kadar o bile hani adapte olamamış olabilir yani. Orada da öyle, bir de ülke değiştirdiğinizi düşünün. O sadece yani okul değiştirmiş oldu aynı ülkede. Ülke değiştiriyorsun, hocalar çok farklı. Bir ki onların yani yetiştikleri okullar da çok farklı. Sen bir an ne oluyor ya falan oldum yani, onu çok yaşadım. Öğrencileri de çok farklı, bizden çok çok farklılar. Yani sınıfa giriyorsun, hepsi zaten belli matematikçi olmak için gelmiş ve sınıflar 15-20'şer kişilik.
Bizim sınıflarımız 80 kişi. Yani şimdi matematiği severek gelmiş arkadaşları da soğutmak istemiyorum ama yani 80 kişi ve bunların neredeyse 70'e yakını farklı alanları düşünüp gelmişler. Yani o yüzden derslerin hiçbiri çok teorik olmuyor ya da matematikçi yetiştirmeye yönelik olmuyor. O yüzden orada biraz bunu görmek üzücü oldu benim açımdan ama çok da faydalı olduğunu düşünüyorum. En azından bunu görmüş oldum, eksiklerimi görmüş oldum. Bence çok öneririm yani eğer yapabiliyorlarsa. Özellikle şu arkadaşlar büyük ihtimal birinci sınıf şu an dinleyenler. Onlar birinci sınıfın sonunda hemen bir çalışmaya başlayıp ikinci sene gitmeye çalışırlarsa bence daha yararlı oldu. Ben üçüncü sınıfta gittim. Keşke 2'de gitseydim, daha iyi yararlı olacağını düşünüyorum. Çok da uzatmayayım. Evet. Teşekkür ederim. Gerçekten Erasmus önemli bir konu çünkü. Ona da değinmeden geçemedim. Şimdi ondan başka daha önemli bir mevzu var. Lisans eğitiminde öğrenciler not kaygısına biliyorsunuz ki çok giriyorlar ki siz de girmişsinizdir eminim. Yani amaç bazen öğrenmekten çok o dersten geçmek oluyor. Zaten Yağmur sen de birkaç cümlende bahsettin bundan. Amaç bu olmalı dediğiniz bir şey var mı? Ya bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ve lisans öğrencilerine yani matematik bölümüne yeni başlayacak öğrencilere bu konuda ne önerirsiniz? Ahmet de bak. Sen... Evet. Öncelikle geçenlerde bir video izlemiştim, o da bakmak isterim önce. YouTube'da şey yazarsanız, neden kopya çekmemeliyim yazarsanız bir hocanın, bir Kaliforniya Üniversitesi'nde sanırım, bir hocanın sınav öncesinde bir konuşması, ondan bahsetmek istiyorum öncelikle. Şimdi bir şey sistemi yok, bir çanla mezun olmuyoruz. Öncelikle onu söylemek istiyorum. Hani sen 50 de alsan, 70 de alsan bütün derslerden, yani 3,5 ortalama da yapsan, 2 ortalama da yapsan mezun oluyorsun. Mezun olmakta şey yok yani. Bu videoyu bağlayacağım, çok güzel bağlayacağım. Kafamı toparlayabilirsem cümleler eğer. Bir şekilde mezun oluyorsun zaten üniversiteden. Ya önemli olan sen o üniversiteye, o bölüme neden geldin aslında. Şimdi Yağmur da bahsetti biraz önce. Mesela sınıfta 80 kişi var, 70'i matematik okumak için gelmemiş, farklı alanlara yönelmek için gelmiş. Hatta şimdi Yıldız Teknik Mimarsan'dan yine nispeten sıralamaları biraz daha yukarıda olan okullar. Anadolu'da veya başka bir yerde ya da İstanbul'un içinde özel üniversitelerde vesaire falan çok düşük sıralamalı matematik bölümleri var. Ve oralara gerçekten öğrenciler matematik yapamadığı için geliyor. Yani üniversite sınavına matematik yapamadığı için puanı çok düşük. Yani nereye kazanabiliyorum? Bu üniversiteye kazanıyorum diye matematik bölümüne geliyor. Yani daha lise seviyesinde matematiği yapamazken lisansta matematik diye bölüm okumaya karar veriyor. Sırf bir üniversite okumak için. Şimdi burada önemli olan ne yapmak istediğin tamamen. Yani bu sadece matematik bölümüne özel değil bu arada. Başka bir bölüm de olabilir. Herhangi bir bölüm. Sen oraya neden geldin o önemli. Ve ben her zaman şeye karşıyım. Dersi geçmek için geçmek. Şey mesela çok sevmediğim dersler oluyor. Zorunlu olduğu için alıyorum ve hayatım devamında kullanmayacağım gerçekten yani. Yüksek lisansta da bu dersin benzerini almayacağım. Doktorda da almayacağım belki. Çalıştığım alanda da hiçbir alakası yok. Ama zorunlu. O derslerde o kafaya ben de giriyorum. Tamam bu dersi bir şekilde geçeyim. Kurtulayım. Yani açıkçası kurtulayım. Benim bakış açım o. Ama eğer bir şeyler öğrenmek istiyorsanız yani gerçekten derdiniz zaten geçmek olmuyor. Zaten bir şeyler öğrenirseniz o dersi geçiyorsunuz. Gerçekten biliyorsunuz çünkü fikir sahibi oluyorsunuz. Bir de Yağmur demişti, liseden çok farklı bir ortamdayız. Çünkü lisedeyken ben matematik çalışma şeklimi hatırlıyorum. Bir şey anlattıkları zaman, yeni bir şey gördüğüm zaman kafamda mantığını kurmaya çalışıyordum. Bir örneklendiriyordum, benzer bir şeyler düşünüyordum falan. Şimdi mesela üniversitede matematik okuyorsunuz, bir ders geliyor önüne. Ve gelen ders şöyle bir şey, tamamen varsayımlar üzerine kurulmuş. Soyut bir evrende geçiyor. Soyut bir şeyler dönüyor ortalıkta. Yani örneklendireyim desen zaten matematiğe yeni bir alan açarsın. Onunla bir örnek bulabilirsin. Ya yani o tarz dersler oluyor bazen. Tabii her konu böyle değil. Çoğu konuda yine örnek buluyorsun da bazı dersler böyle. Liseden farklı olarak yeni bir şey çıktığı için karşına ve anlamlandıramadığı için, gerçekten ne yaptığını bilmediğin için ama bir şeyler yapıyor. Gerçekten ben bazı noktalarda şey diyordum. Şu an ne yaptığım hakkında hiç fikrim yok ama yapıyorum. Yani bir şeyler yapıyorum ve tatmin oluyorum sonucundan da. Ve doğru yapıyorum belki de. O yüzden çok farklı.
Ama öğrenmek çok zor. Her konuda sadece matematikte değil. Çalışmak lazım, gayret etmek lazım, yaptığın işi sevmek lazım. Ondan sonra her şey olur. Yani derdiniz mezun olmaksa mezun olursunuz. Sadece biraz çalışmanız lazım. Derdiniz yüksek ortalama yapmak, Erasmus'a gitmekse yaparsınız. Ki matematik bölümünde nedense Türkiye'de öğrenciler çok fazla Erasmus istemiyor. Çok fazla başvuru yapan olmuyor. Yıldız'da nasıldı bilmiyorum Yağmur ama Mimar Sinan'da ben de başvurdum bu sene ve bizim bölümden 3 kişi başvurduk. Biri İngilizce sınavını geçemedi, 2 kişi kazandık. Normalde sadece matematik bölümünden 7 kişi gönderiyorlardı. 2 kişi kazandı sadece Erasmus'a. Ama ben de pandemi nedeniyle vazgeçtim sonra hakkından gitmedim. Normalde önümüzdeki dönem gidecektim, gitmeyeceğim. Hani şey önemli, Yağmur bunu da söylemişti. Ne yapmak istediğini bilmen lazım. Ya bu sadece matematik bölümü için geçerlidir. Gerçekten orada neden oradasın? Neden bu derse çalışıyorsun veya çalışmıyorsun? Neden yani neden bölümü yazdın veya neden başka bir bölümü yazdın? Onu öncelikle sorması lazım öğrencinin kendisine. Eğer gerçekten olduğu bölümü, o bölümü öğrenmek için gittiyse zaten bizim bunu tartışmamıza gerek yok. O zaten bir şekilde çalışacak, o derslere geçecek ve mezun olacak. Ama tamamen rastgele gitse ki benim o ilk 2 senemdeki gibi. Ben o ilk 2 senemdeki kafadan çıkmasaydım eğer ya 7 sene okurdum, en sonunda okuldan atılırdım. Ya da çoktan farklı bir bölüme yatay geçiş yapardım. Yine matematiğe değil. Onu zaten insanlar, yani hata yapmaktan korkmayın, onu da söyleyeyim. Çok fazla konudan konuya atlıyor ama. Hata yapın ama yaptığınız hatalardan ders çıkartın, bunu söyleyebilirim. Ama kendinize sorun baba, ben ne yapmak istiyorum diye. Benden bu kadar şimdilik. Teşekkür ederim. Evet Yağmur, sözü sana verelim. Ahmet'in bütün dediklerine katılıyorum öncelikle. Onun söylemediği şey söylemeye çalışacağım şu an bilmiyorum. Yani ben aslında kendi açımdan söylesem bence daha doğru olur. Çünkü birçok faktör var yani bunun için. Yani neden geldi, nasıl geldi, niye geldi ki bu sadece hani yani bölümle ilgili olan ki biz de insanız yani robot değiliz. Yani bilmiyorum. Herkes için bu farklıdır yani ne bileyim belki işte gelen insan gerçekten matematik yapmak istiyordur ama bir yandan da 4 ortalama da yapmak istiyordur. Ya da biri ben matematiği öğreneyim de ortalamam çok önemli değildir diyordur. Yani bilmiyorum o insandan insana bence çok değişir sadece hani yapmak istediğiyle de olmuyor. Bazı insanlar ne bileyim daha hırslı belki hırslı bir insandır. Ortalama anlamında öyle görünmek isteyebilir yani 4 ortalamalı bir insan olmak isteyebilir. Onu bilemem ama ben biraz daha hani ileriye düşünüp ona göre biraz daha strateji belirlemeye çalışıyorum. Mesela ben cebirci olacaksam ya tamam yani birçok hocamız da böyle söylüyor. Yani matematiğin temel kısmını eğer matematikçi olacaksanız hangi alanda çalışırsan çalış. Yani bir temel analiz vardır, temel cebir vardır. Bunu bilmen gerekir diye söylerler. Ben de hani bunu referans alarak temel kısmı öğrenip diğer kısımlarda da biraz seçmece yapıyorum açıkçası. Yani mesela sayısal analiz gibi bir ders veriyorlar bize. İşte formülü verip işte problemin üzerinden sen o formülü uyguluyorsun. Ya bu bana çok da mantıklı gelmiyor. Yani ben cebir çalışmak istiyorum. Ben bu formülü neden öğreneyim? Bu formülün işte problemini neden çözmeye çalışayım ki öyle kısa süreler alan şeyler de değil. Yani ben o yüzden o tarz derslerde biraz daha gerçekten hani geçmeye yönelik çalışıyorum yani. Ama şimdi cebirde bunu yapamam çünkü cebir çalışmak istiyorum. Yani bu her şey için öyledir. Ne bileyim analizci olmak istiyordur bir insan. İşte ya ben ufak cebir öğrensem yeter. Yani geçsem biraz da temelini öğrensem yeter. Ben analiz çalışacağım diyen biri de bu şekilde belki yapabilir. O yüzden biraz insandan insana değişiyor. Belki şey de diyebilirdim yani. Ben cebir çalışacağım ama bütün dersleri çok iyi öğrenmem lazım da diyebilirdim. Ben onu açıkçası tercih etmiyorum. Çünkü yani zaman olarak ve yani ona ayıracağım vakti cebire ayırırım daha iyi diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Şimdi de yine başka yine benzer ama başka bir sözle devam etmek istiyorum. Ali Nesin şöyle bir söz söylüyor. Matematik doğru yanıtı bulma sanatı değil, doğru yanıtın neden doğru olduğunu anlama sanatıdır diyor. Siz bu sözü referans alarak matematikçi olmaya adım atacak arkadaşlarımıza ne dersiniz? Hemen ufak buna cevap vermek istiyorum. Evet.
Ali Hoca'nın gerçekten sözlerini ben de kendime çok referans alıp hani aslında ne demeye çalışıyor anlamaya çalıştığım çok zaman oldu. Konuşmalarını da çok dinlediğim oldu. Yine çok güzel bir konuya değinmiş gerçekten. Yani bunu çok da hani yorumlamak aslında bize düşmüyor diye düşünüyorum daha bir lisans öğrencisi olarak. Ama yani benim en başından gördüğüm şey, yani ben lisede seviyormuşum ama aslında yani seveceğim şey çok da başkaymış aslında. Şu an yaptığımız matematik çok çok daha farklı ve çok çok daha fazla seviyorum. Ve bu da şey yani hani bir şeyler veriyorlar sana gerçekten tamamen insan zekasıyla oluşturulmuş bir evrenden bahsediyoruz. Tamamen her şey birbirine bağlı bir şekilde ilerliyor ve sen yani şu an lisans öğrencisi olarak ben şu an sadece anlamaya çalışıyorum. Ve bu anladıkça böyle bir wow oluyorum ya. Ya nasıl ya falan oluyorum böyle. Bu beni çok tatmin ediyor açıkçası. Yani o yüzden hani sevmek o yüzden diyorum dedim ya hani yani sevdiğim için geldim. İşte o sevdiğim için de ilerlemek istiyorum bu alanda. Yani çünkü ben o bir şeyi anlamaya çalıştım. Wow böyle nasıl ya falan oluyorum. Ki belki bazen kendim çıkarttığımda önceden ya da kendim bir çıkarıma vardığımda ve bunun doğru olduğunu gördüğümde bu beni çok çok daha tatmin ediyor. Yani ben bu yüzden bilmiyorum çok da doğru yanıt aramıyorum genelde. O yüzden belki cebiri daha çok seviyorum. Çünkü orada yani cebirde genelde şey oluyor işte şu olduğunu gösterin diyor. Zaten adam sana sonucu vermiş yani. Sen hani bir şeye ulaşmaya çalışmıyorsun. Sadece onun neden öyle olduğunu anlamaya çalışıyorsun orada. Ki bu da bence matematiği bütün bilimlerden ayıran, bütün alanlardan ayıran en güzel yön diye düşünüyorum. Burada bir Umarım. parantez açmak istiyorum. Çok özür dileyerek. Biliyorsun ki lisede yani matematik derslerinde özellikle sürekli sonucu bulmaya yönelik bir çaba sarf ediyoruz. Yani hani sonucu bulayım tamam, sonucu bulayım tamam. Ama o sonucun arkasını hiç merak etmiyoruz. Ya da merak etsek de sürekli bir dizginliyoruz kendimizi. Üniversiteye geldiğimiz zaman sanıyorum ki bu biraz daha değişiyor. Hani zaten dediğin gibi matematikte bazı şeyler, işte teoremler var, direkt kabul edilen aksiyonlar var. Yani bunların hepsini görüyorsun. Hani daha farklı bir sistem olduğunu görüyorsun aslında. Ve artık onu biraz daha anlamaya çalışıyorsun. Yani dediğin gibi ortaya konulmuş bir güzel bir ürün var ve sen de onu anlamlandırmak istiyorsun kendi dünyanda diye düşünüyorum yani. Hani annesinin Evet, sınıfında belki evet. bilmiyorum bu şekilde de şey yapabiliriz ve şey demiştim. Yeni adım atacak arkadaşlarımıza ne öneririz bu söz bağlamında diye. Onu da tekrar Ya dediğim ya matematik gerçekten bilmiyorum arkadaşlar şu an dinleyen arkadaşlar veya dinleyecek arkadaşlar ne için seçti nasıl seçti bilmiyorum ama gerçekten yani çok farklı Ahmet gibi mesela çok farklı bir alandan bile gelmiş yani farklı bir şey düşünerek gelmiş olsanız bile ufak bence bir bakmayı, bir zaman ayırmayı hak eden bir alan gerçekten. Çünkü anladığınızda o kadar güzel, o kadar farklı geliyor ki yani sevmemek bilmiyorum bana çok tuhaf geliyor. Hani anlayıp da sevmemek öyle bir insan var mıdır? Çok merak ediyorum açıkçası. O yüzden arkadaşlara da hani biraz da başta gerçekten insanı zorluyor. Bir de şeyi görüyorsunuz mesela farklı bir ders dinliyorsunuz. Hiçbir şey anlamıyorsun ve bu sana şeyi gösteriyor. Ne kadar geniş, ne kadar büyük bir alan olduğunu ve senin aslında nasıl yani yetişemeyecekmişsin gibi geliyor sana ama bu karamsarlığa girince zaten insan bir şey yapamaz. O yüzden ufaktan ne olsa kârdır deyip bence o zamanı bir hak ediyor, onu bir ayırmalıyız. Daha sonrasında zaten kişiye göre değişir hani ilerleyecek mi, ilerlemeyecek mi, seviyor mu, sevmiyor mu? Ondan sonra karar verilebilirler diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Peki Ahmet, sen bu söz hakkında ne düşünüyorsun? Ve ne önerirsin arkadaşlarımıza? Ben de Yağmur'u çok tekrarlamış gibi olmayayım. O yüzden biraz kendi cümlelerimi düşündüm biraz. Bir de Yağmur'da dinlerken. Şey söylüyorum. Ali Hoca yani söz zaten çok haklı. Yani sözle ilgili ne diyebileceğimi bilmiyorum zaten. Şey söylemek, şey örneği vermek istiyorum. En azından ben kendi tecrübelerimden. Lisedeyken matematik dersinde şöyle bir eğitim oluyordu. İşte 9. sınıfta bir şey öğreniyorduk. Ve o derste bir nokta oluyordu. Mesela atıyorum işte Kesir'de sıfır yazılmaz paydaya diyorlardı mesela. Ama sormuyorduk neden diye. Sonra işte 10. sınıfa geçirdik. Ya Kesir'de sıfır yazamıyorduk ki ya aslında bazı noktalarda yazabiliyoruz gibi. Yani ya şu an çok saçmalıyorum ama yani Yok yok. anlatmaya çalıştığım şey şu. Bir şey oluyordu. Şu olmaz diyorlardı. Sonra 10. sınıfa geçiyordun. Ya aslında bunun olduğu durumlar da var. Sonra 11. sınıfa geçiyorduk.
Ya aslında bunlar oluyor ama aslında olmuyor bunlar. Yani orada bir sorun var. Biz bunları sorunlu diyoruz. Ya yani eğitim sürekli böyle gidiyordu lisedeyken en azından benim gözlemlediğim kadarıyla. Bir yalan söyleme aslında Anlam ve bir kaygısız. anlam kaygısı değil tamamen yani bir yalan söyleme ve şey bir sistem öğretiyordu bize ve bunda hatalı noktalar var ama o hatalı noktaların ne olduğunu ve neden olduğunu söylemiyordu sana. Ezberlemen lazım, öğrenmen lazım. Ahmet, araya girmek istiyorum. Bak. Yani mesela atıyorum çocuğa önce diyorsun ki doğal sayılar diye bir şey var. Sıfır birden başlıyorsun ve başka hiçbir şey, yani şey bile demiyorsun hani. Daha var ama göreceğiz bile demiyorsun yani. Sonra bir geliyor çocuk eksileri görmeye başlıyor. Yine demiyorsun daha da var bak bu bitmedi. Yine demiyorlar. Bu sefer rasyonel sayıya geçiyor. Çocuk yine bitti sanıyor ama yine bitmiyor. Yani en azından şey desinler hani. Bakın daha var ya merak etmeyin. Hani bu biz daha yaptığımız çok ufak bir parçası. Yani bunu görmeyince sen de tabii lisede de bunu kimse söylemiyor. Bunun anlamı var, şeyi var. Ne bileyim reel sayıyı söylüyor ama aslında onun işte bir grup teoridir, işte ring teoridir. Yani hani bir aslında küme olduğunu bile ben bilmiyorum siz şey yapmış mıydınız? Küme olduğunu ben hani çok sonradan kafamda kurdum. Doğru ya bu da küme ve böyle bir özellikleri var gibi. Çok sonradan bu tarz çıkarımlar yapmaya başlamıştım. Kimse yani lisede direkt reel sayı diye gidiyorsun. Sen aslında ne üzerinde çalıştığını bile bilmiyorsun yani. Teşekkür ederim Yağmur. Örnek olamadım bir saattir zorlanıyorum burada anlatmak için kendime. Yani şey demek istiyorum. Ya bir kere 11. sınıftaydım sanırım. Bir matematik sorusunda ders sonunda hocanın yanına gittim. Hocam ben bu soruyu çözemedim diye. Hoca böyle soruya baktı. Dedi ki ya bunun bir tane formülü var. Aç kitaptan bul. Koy formüle yap. Yani 5 dakikan olmaz. Bulursun hemen yaparsın. Dedim ki hocam benim çalışma sistemim biraz daha farklı bir formülü bile şey yapmaya çalışıyorum. Nasıl geldi, nasıl ya anlamaya çalışıyorum. Niye bu formül var? Neden var? Ya neden ne yapacaksın? Lise öğrencisin sen deyip kalktı gitti hoca falan. Yani şey, işte, üniversiteye geçtikten sonra şeyi fark ettim. İlk başta yaptığınız şeylerden ya ben kendim ben ilk başta yaptığım şeylerden hiçbir şey anlamıyordum. Yani gerçekten hiçbir şey anlamıyordum. Bir şeyler yapıyoruz ama hiçbir şeyden hiçbir şey anlamıyordum. Ve biraz anlamaya başlayınca şeyi fark ettim. Mesela atıyorum birden n'e kadar sayıların toplamı n çarpı n artı 1 bölü 2'ydi sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam. İşte o formülün neden olduğunu görüyorsun mesela. Yani atıyorum işte metrik uzaylar alıyorsun ve şey koşu dizilerinin neden yakınsak olduğunu anlıyorsun. Ya da ne bileyim ya bir şeyler yapıyorsun. Ne yaptığın hakkında bir fikrin olmuyor. Mesela işte cebir dersinden bahsettim. Grupta bir şeyler yapıyorsun. Hani hepimiz biliriz sıfır bir şeyle çarpınca bir sıfırı neyle çarparsam çarpayım sıfır. Ama neden? Ya da mesela Adidas'ın videoları vardı işte böyle sıfır faktöriyel neden birdir? Bir şey A üzeri sıfır neden birdir gibi. O videoları mesela izlemeni öneririm. Yani neden? Yani burada siyedi kelime neden? Evet. Efendim? Burada anahtar kelimemiz neden diyorum. Evet ya ben aslında anahtar kelime. Ya bu bölümde arkadaşlarıma önerebileceğim şey şu olur. Sorgulayın. Sorgulayın. Her şeyi sorgulayın. Hani birisi size bir şey öğretmeye çalışınca sorun neden diye. Yani çok saçma bir şey bile olsa sorun. Bu bölümün anahtarı bu. Çünkü biz burada yani ben böyle matematik bölümü okuyorum deyince böyle mesela bir yemek yerken falan aa tamam hesabı sen hesaplarsın işte kim ne kadar ödeyecek ya da işte bir başka bir şey oluyor aa tamam matematikçi var hesaplasana şunu falan. Öyle bir şey değil bu bölüm. Ya benim 4 işlerim çok kötü bu arada. 9 kere 3 diye sormuşlardı 18 demiştim ben. Ve gülüyorlardı niye gülüyorlar diye düşünüyordum. Benim için 9 kere 3 18. Sorgulamak lazım. Yani bu bölüm biraz sorgulamak üzerine. Yani nedenini aramanız lazım her şeyin bir şekilde. Ve çünkü nedenini üzerine gidiyorsun. Ve matematiğin nasıl geliştiğini anlatayım. Biraz çok kısa, çok uzatmayacağım. Biri bir sistem oluşturuluyor. Bu sistemde şu şudur deniyor. Böyle olamaz deniyor mesela. Sonra biri çıkıp diyor ki böyle olsaydı ne olurdu? Ve sonra yeni bir alan çıkıyor oradan. Yeni bir şeyler araştırmaya başlıyorlar. Yeni bir şeylere bakıyorlar. Matematik böyle gelişiyor işte. Yani sorgulamak neden, nasıl, niye bunları sormak lazım. Söyleyeceklerim bu kadar. Çok teşekkür ederim. Benim de sorularım bu kadardı. Gerçekten ikinizin de bu samimi güzel cevapları için teşekkür ediyorum. Arkadaşlar siz de görüntülerinizi açabilirsiniz. Cansel Yanık, ilk önce kendinden bahsetmeni istesem
ve sorun varsa alsak. Ben İstanbul Üniversitesi'ni kazandım. Hazırlık sınıfındayım. Yani bu kadar, orada da bir Anadolu Lisesi'nden mezun oldum. Sorun var. Ben şu an hazırlık sınıfındayım fakat bölüm için de minik bir hazırlık yapmak istiyorum. Hani kendimi geliştirmek istiyorum. Bölüme gitmeden bir şeylerin farkına varmak istiyorum. Bana önerebileceğiniz bir öneri hazırlık sınıfı için. Merhaba Censet. Esma'ya teşekkür ediyorum bu arada. Ya ben kendimde şöyle bir eksiklik görmüştüm başlarda. Gerçekten yani bilmiyorum, benim için çok önemli küme teorisi özellikle. Sen de belki bundan başlayabilirsin. Bilmiyorum pek İstanbul Üniversitesi'nin içeriğini, eğitimini, ama bilmiyorum, birçok şeyin temeli gibi geliyor bana küme teorisi. Yani belki ufak ondan başlayabilirsin. Çok güzel videolar var. YouTube'da Ali Hoca'nın anlattıkları var. Ben böyle bir şey önerebilirim. Bir de onun dışında yine biraz daha hani teoriksel değil de biraz daha Ali Hoca böyle bu tarz şeylerin mantığını çok güzel hikaye gibi anlatıyor. Ve yani en anlaşılmayacak gibi görünen şeyleri bile çok güzel anlatıyor. Çok güzel kitapları var. Bir kitaplarına da bakmanı öneririm. Bu şekilde benim önerilerim. Teşekkür ederim. Ben de aynı şekilde Ali Hoca'nın sezgisel kümeler kuramı diye bir kitabı var. O kitabı önerebilirim. Onun dışında analiz 1-2 kitaplarını önerebilirim. Aynı şekilde Ali Hoca'nın. Onun dışında internette çok kaynak var. İngilizcen nasıl veya diğer arkadaşlarım nasıl bilmiyorum ama İngilizceniz varsa eğer, özellikle İngilizce olmak üzere çok fazla kaynak var internette. Libgen diye bir site var. İnternet üzerindeki bütün kitaplara ulaşabiliyorsunuz orada. Makaleleri, kitaplara. Türkçe kaynak çok yok orada. Özellikle yabancı basınlar falan daha çok var. Temel bir analiz bilgisi, temel bir kümeler kuramı ve biraz da işte ayrık matematik gibi ya da şey sayılar teorisine giriş gibi şeylere bakarsanız hem gözünüz korkmaz, hem bir fikir sahibi olursunuz, hem de ön bir hazırlık olabilir. Zaten bu saydığım dersler hep 1. 2. sınıf dersleri. Kümeler kuramı hariç, kümeler kuramı çok okulda yok. Öyle bir şekilde. Ve Yağmur'un da dediği gibi matematiğin dayandığı nokta aslında kümeler kuramı. Matematiğin çalışma sebebi kümeler kuramı. Her şeyin en başı, en kökü kümeler kuramı diyebilirim. Ve böyle ağır bir konuda değil açıkçası. Yani en başlangıcı, giriş kısmı. Bunları önerebilirim ben de. Ve YouTube'da da çok video var. Böyle matematikle ilgili içerik üreten çok şey var, kanal var. Türklerde de var tabii ki. Pisagor Matematik Evi mesela. Mesela matematiğin peşinde uzaktan yayınlar yapmıştı. Türkiye Matematik Evi de çok güzel çalışmalar yapıyor. Onlara da bir bakın derim. Güzel şeyler var YouTube'da. Onu da söyleyebilirim. Anladım. Teşekkür ederim. Başka sorun mu yok? Teşekkür ediyoruz Cansel. Çok sağ ol. Sudem, seni kendi tanıtmanı istesek, sorun varsa alalım. Tabii. Adım Sudem. Mimar Sinan'a daha yeni kazandım. İşte bilgi almak için girdim bu gruba. Amacım akademisyenlik var şu an kafamda. Ama bakalım alana bir gireyim, kafam değişebilir. Değişik fikirler edinebilirim. Bu şekilde sorum şu olacaktı. Stajla alakalı. Staj nasıl yapılır ya da yapılıyor mu? Nerelere giriliyor? Bununla alakalı merak ettiğim şeyler var. Bunu ben cevaplayabilirim. Staj yapmıştım çünkü. Öncelikle zorunlu staj yok bizde. Staj yapmak istiyorsan okul sana destek olmayacak. Diğer bölümlerde çünkü zorunlu staj olduğu için. Okullar biraz daha şey oluyor. İşte şuralarda staj yapabilirsin. Çünkü yapmak zorundasın. Sana fırsat tanıyabiliyorlar. Ben yazılım alanında bir staj yapmıştım. 1,5 ay bir staj yapmıştım. Yine Yıldız'da okuduğum dönemde Teknopark'ta bir staj yapmıştım, öyle kısa dönemde. Ama zorunlu olmadığı için ben staj defteri bile almadım, doldurmadım. Yani orada staj yaptığımın herhangi bir kanıtı yok. Ve zorunlu değilsin. Yani biz çünkü matematik bölümü tezli bir bölüm. Staj yapmıyoruz. Son senende bitirme çalışması ya da bitirme tezi, Mimar Sinan'ın bitirme çalışmasının adı. Tez yazacaksın. Onunla mezun olacaksın. Staj yapmak zorunda değilsin ama stajın artısı şu olabilir. Mesela akademisyenlik değil de farklı bir bölüm düşünüyor olsaydın o açıdan faydalı olabilir diyecektim. Atıyorum ben mesela yazılım kafasında olduğum için o stajı yaptım. Bir Linux sistemleri geliştiren, sistem güvenlik üzerine çalışan ve biraz da eğitim veren bir şirketti.
ve Linux üzerine çok fazla şey öğrendim o 1,5 ayda. En azından o alanı görmüş oldum ve fikir sahibi oldum. Çalışırken nasıl çalışıldığını ve ne yapıldığını görmüş oldum. Stajın böyle bir yanı var. Tabii bazı staj yapanlar oluyor. Tamamen işte gidip defterini doldurup çıkıyor falan. O da ayrı mesela. Ya orada yani konuşmamda zaten %90'ında söylediğim gibi senin ne yapmak istediğine bağlı. Tabii ki staj yapabilirsin yapmak istersen. Ama yani stajda da zorunlu hissetmemelisin kendi. Part-time de çalışabilirsin bir yerde. Bu yani ne bileyim bir bankada çalışabilirsin part-time. İlla staj yapmana gerek yok. Matematikle alakalı diye söylüyorum. Ya da bir sigorta şirketinde yapabilirsin. Ya da başka bir alanda yapmak istediğin neyse onda bir part-time çalışabilirsin. İlla staj yapmana gerek yok. Onu söyleyebilirim. Bu kadar soru. Teşekkürler. Teşekkür ederiz. Şeyma. Sen de hoş geldin tekrar. Hoş bulduk. Merhaba. Tanıtayım. TED Üniversitesi'ndeyim şu an. Hazırlığı bitirdim. Birinci sınıfa başlayacağım Ekim'de, 5 Ekim'de. Okul online olacak biliyorsunuz pandemi süreci. Ve geçtiğimiz dönemde online dersler gördünüz. Online olarak şey yaptınız. Ben şu konuda bilgi almak istiyorum. Evet gireceğiz, matematik bölümüne başlayacağız, dersler başlayacak ama online olarak ilerleyecek. Online'da daha iyi anlayabilmek için ne yaptınız? Yani nasıl bir program oluşturdunuz kendinize? Ben online dersten çok korkuyorum açıkçası. Onun için bu konuda yardım isteyecektim. Merhaba Şeyma. Bence hiç bu konuda endişelenme. Çünkü yani matematik yani çalışman çok da fark edeceğini sanmıyorum. Hatta belki senin için yararı bile olabilir online eğitimin. Tabii biraz yani kişisel hani gidip hocalara soru sormak, biraz daha tanışmak, hani bu konuyu yani matematikçi arkadaşlarımla birlikte bunun üzerine konuşmak gerçekten insanı motive eden şeyler. Ben ilk başladığımda yanımda işte üst sınıflardan arkadaşlarım vardı. Gerçekten katkı sağladı. Belki sen de bunu yine internet, WhatsApp üzerinden zaten belki okul grubunuz falan olur. O şekilde hani yapabilirsin. Onun dışında ders içeriği olarak da yani belki zamanını iyi değerlendirirsen, zaman yönetimini yapabilirsen bu konuda hiç sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum. Aksine daha da iyi oluyor. Çünkü videoyu istediğin zaman da dinleyebiliyorsun. Yani kendini hazır hissettiğinde ve öncesinde eksiklerini tamamlayıp dinleyebiliyorsun. Çünkü matematikte gerçekten başlarda kitaptan okumak çok zor bir şey. Hani insanın böyle dinlemesi gerekiyor. O yüzden yarar bile sağlayabilir. Yani ders kaçırmış olmayacaksın, öyle düşün. Yine hocaların ek yani ders okul derslerine ek olarak başka kaynaklardan da yine internet üzerinden, video üzerinden çalışırsan bence sana yararı bile olur diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Bu konuda bir şey eklemek istiyorum. Bence Yağmur'a katılıyorum. Endişe etmeni gerektirecek bir durum yok. Evet, yüz yüze eğitimi ben de savunuyorum. Yani yüz yüze eğitim gibi hiçbir şey olmuyor ama bu dönemde de mantıken alınan karar bu olduğu için biz de buna tabii adapte olmak zorundayız şu an. Geçtiğimiz dönem ben kendi tecrübelerimden söylemem gerekirse matematik çalışacak daha çok zamanım oldu yüz yüze eğitimden kıyasla, yüz yüze eğitime kıyasla. Hatta şöyle de olabilir. Mesela MIT dersleri var İngilizce. YouTube'da, YouTube üzerinden. Ve bu da belki faydalı olabilir. Bir öneri olarak söyleyebilirim. Teşekkür ederim. Ben de bu konuyla ilgili bir şey eklemek istiyorum. Herkes İstanbul'da mı burada? Herkes İstanbul'da mı okuyor? Bir arkadaşım değilmiş. Yani İstanbul'da okuyanlar için söyleyeyim. Aslında ben Yıldız'da okurken günde 3 saatimi, 3,5 saatimi yolda harcıyordum. Mimar Sinan'a geçince daha yakın bir okula gidiyorum artık diye sevinmeye başladım ve 2 saatimi harcıyordum günde yine. 2-2,5 hatta. Şimdi Esma'nın dediği gibi kendinizi sadece ders açısından değil birçok açıdan kendinize daha çok vakit ayırabiliyorsunuz. Tabii tamamen eve kapalı olduğumuz bir dönem oldu aylarca. Şimdi hala belki evden çıkmayan vardır aranızda. Ben biraz daha çıkmaya başladım bu ara. Ve her şeyden uzaklaştık. Bu çok kötüydü ve bu sırada okuluna devam etmesi ilk başta benim için çok zordu. Hatta ben birkaç hafta takip edemedim okulda takip. Yani hiçbir şey takip edemedim çünkü çok ya yani bunaldım ya yani bunalıma girdim o dönem. O dönem çok zordu benim için ama artık aşağı yukarı alıştık buna. Ya yani bunu hayatım böyle bir süre en azından böyle devam edeceğini kabul ettik ve devam ediyoruz ve gönül ister ki okulda olalım. Yağmur'un dediği gibi arkadaşlarımızla çalışalım falan. Ona da çözüm bulduk ama yani Discord serverları açtık.
İşte Zoom'larda buluştuk, insanlarla konuştuk. Böyle bir dersin üzerine konuştuğumuz oldu, bir ödevim üzerine konuştuğumuz oldu. Bu uzaktan eğitim döneminde benim en çok beğendiğim şey şu oldu. Vize sistemi yok oldu. Bu okuldaki oturup 2 saat her şeyden kopup 2 saat vize, benim en çok sinir olduğum şey bu üniversite sisteminde. Gerçekten en çok sinir olduğum şey. Bu vizenin hiçbir anlamı yok. Yani gerçekten bu vize hiçbir şeyi ölçmüyor. Benim düşüncemde tabii. Ben kimim, orası da aynı mesele de. Yani bu vize hiçbir şey ölçmüyor. Bu ödev sistemine geçirdi. En azından Mimar Sinan'da çoğu derste. Hocalar ödev verdi. 3 gün, 4 gün süre tanıdı bazı derslerde. Bazı derslerde bu 1 günde, 2 günde. Yani dersten derse değişiyordu. Ve şey, yani araştırmak zorundasın. Bilmiyorsan bile, o ders hakkında bir fikrin olmasa bile araştırıp öğrenme şansın var. Yani tabii kopya çeken de çok oldu bu derslerde. Ama hocalar şeyi bile kabul etti, yani kopya çekebilirsiniz, birlikte yapabilirsiniz ama herkes kendi cümlelerini kullanacak. Herkes kendi cümlesiyle yazacak. Birebir cümle yazarsanız 0 veririm ama istersen 10 kişi toplan Discord'da veya Zoom'da, ödevi birlikte yap. Ama kendi cümlenle yaz. Sen kendi cümlenle yazarken bile, o dersi hiç bilmiyor bile olsan, orada bir şeyler öğreniyorsun. Yani benim en çok istediğim şey bu. Dönem bittikten sonra okulumuza döndüğümüz zaman da vizelerin böyle devam etmesi. Yani o eski vize sistemi yerine bize ödev versinler. Bir hafta, yani proje gibi olsun. Bir hafta, iki hafta süre olsun. Bazı hatta bir tek ödev versin, tek dönemlik olsun. Bunu yapan hocamız da oldu. Ama bir şeyler için uğraşalım, yapalım. Çünkü sen vize yaparsan, Yağmur'la kütüphanede çok sabahladık Yıldız'dayken. Vize haftası geldiği zaman pazartesi kütüphaneye giriyorduk, cuma günü çıkıyorduk kütüphaneden. Ama şey mesela önceki hafta, İşte Yağmur arada gidiyordu, ben de arada gidiyordum. Bazen denk geliyorduk yine. Böyle şey, birbirimizi görünce de şey dedik, ya biz altı değil, ne yapıyorsun ki burada? Hani ben mesela çok gidiyordum, Yağmur da çok gidiyordu, çok karşılaşıyorduk o yüzden. Ama yani bir haftaya kendini sıkıştırmaktansa böyle bir sistem bence daha mantıklı ve uzaktan olması açısından işte daha çok vaktim var ve çok vaktin olduğu için ister istemez vakit ayırıyorsun. Çünkü evde yapacak bir şeyin olmuyor mesela. Şey diyorsun, aslında bugün de bir ders görmüştüm, hani notları geçireyim. Yani notları geçirmem bile senin için bir artı oluyor. Ve ilginin olduğu bir alansa, bir derse, bir konuysa bunu zaten isteyerek yapıyorsun, vakit ayırıyorsun. Vakit ayırabileceğin daha çok vaktim var, onu söyleyebilirim özetle. Bu kadar. Eren ve Fatma, sizin peki eklemek istediğiniz, sormak istediğiniz bir şey var mı? Hemen sesim geliyordur umarım. İkisine, hem Yağmur'a hem Ahmet'e sormak istiyorum. İkisi de lisans döneminin ileriki hayatlarında. Ve birinci sınıftayken sürekli bize şey söylüyorlar. Bebek adımları, bebek adımları atmadan koşamazsınız gibisinden. Temelinizi iyi yatarsanız daha sonraki lisans hayatınızda atları yaparken ya da bazı şeyleri yaparken zorluk çekmezsiniz. Ama diyelim ki temelimi iyi atamadım ve bazı yerlerde eksiklerim var. İlerleyen lisans hayatımda ben bu açığı nasıl kapatabilirim? Ben söylemek istiyorum. Ben mesela kendi açımdan söyleyeyim. Analiz, geometri temelim çok kötü. Benim, yani Yıldız'dayken. Bir şekilde geçmiştim. İşte analiz geometridir, işte analiz 1'dir, analiz 2'dir falan. Bu dersleri bir şekilde geçmiştim. Ama yani bilmiyordum ve şey, bir şekilde devam ediyor okul, daha ileri dersler almaya başlıyorsun. Analizi çalıyorsun mesela ya da analitik geometri dersleri, nerede bir alıyorsun. Biraz bilgin olması lazım. Ama hiçbir şey için geç değil. Yani semester tatilleri var, yaz tatilleri var. Bunları geçtim. Ders dönemlerinde de vakit ayırabilirsen eğer eksiklerini tamamlayabilirsin. Yani internet çok büyük bir kaynak. Yani bundan önceki matematiklerden tek artımız şu anda, yani şans olarak tek artımız, çok fazla şansımız var. İstediğimiz her bilgiye ulaşabiliyoruz internetten. Şöyle yani Türkçe'de, İngilizce'de, hatta İngilizceniz iyiyse daha rahatsınız bu konuda. Çok fazla kaynak var. Çok fazla ders videoları var, çok fazla işte şeyde örneklendiren, anlatan çok şey var, çok içerik var internette. Bir şekilde o eksiğini tamamlayacak şeyi bulabiliyorsun internette. Ki internette bulamasan bile, sen bir de Mimar Sinan'dasın. Mimar Sinan'da hocalarını biliyorsun zaten. Bizim hocalarımız hep böyle şey, yeter ki sen bir şey sor, yardımına koşsun. Yani uzaktan eğitim döneminde de biz mail atıyorduk. Mailimize
yarım saat içinde cevap veriyordu. Hemen sorumuzu cevaplayan. Hani hocalar da istiyor ki öğrenciler bir şeyler yapsın, bir şeyler çabalasın, bize soru sorsun, hemen cevaplayalım. Hocalar da öyle. Yani tabii böyle olmayan hocalar yok mu? Var. Özellikle diğer üniversitelerde falan. Diğer üniversitelerde bu şey altında bakıyoruz. Yani eksiğin olabilir. Temelini kuramamış olabilirsin ama geç değil. Konuşmamda şey demiştim, hata yapmaktan korkmayın. Çok hata yapacaksınız, çok eksiğiniz olacak. Önemli olan vakit ayırmak biraz. Biraz onlara çaba göstermek. Ve yani eksiğini fark etmek daha doğrusu. Yani şey, eğer zaten önemli bir eksikse onu zaten fark edeceksin. Fark edince oraya dönmek zorunda kalacaksın. Ve öğrenmek isteyeceksin tekrar. Ben dün akşam Esma ile bir konuşmuştuk. Esma da ikinci sınıf öğrencisi sanırım şimdi de. Topolojiyle ilgili bir alandan çok spesifik bir örnekle ilgili bir soru sordu bana. Ve şey dedim, yani şimdi sen bunu anlayabilmek için öncelikle bir topolojiyi bilmen lazım. Topolojiyi bilmek için, ben bu arada topolojinin lisans dersi olmasına karşı çok ağır bir alan olduğu için, çok fazla öngörekliliği olduğu için. Şimdi topolojiyi bilmek için temel analiz bilmen lazım, temel cebir bilmen lazım, kümeler kuramı bilmen lazım, işte metrik bilmen lazım, reel analiz bilmen lazım. İşte kümelerle metreğin arasındaki bağlantıyı kavramış olman lazım. Sonra topolojiyi biraz daha hem geometrik hem soyut olarak anlayabilmen lazım. Sonra bu örneği hakkında konuşabiliriz sanırım ki ben de bilmiyorum o kadar. Ben de anlamıyorum o kadar. Yani böyle zaten bir şeyler gördükçe, ilerledikçe okulda veya kendi çalıştığın konularda eksiklerini zaten fark edeceksin ve eğer o şeyi öğrenmek istiyorsan o eksiklerini zaten gidereceksin. Ona emin olabilirsin. Bunu söyleyebilirim. Benden bu kadar. Ben de şöyle bir öneri yapabilirim Fatma'ya. Yani zaten sen hani kendini eksik hissediyorsan, yani 3. sınıfa geldin ve bir derste eski konular var ve hiç hatırlamıyorsun. Yani bunun çok da böyle ahım sebepleri yoktur bence. Ya sen o zaman önemsememişsindir, gerçekten anlamadan sadece dersi geçmeye çalışmışsındır. Ya da gerçekten senin aldığın belki eğitimde bir sıkıntı vardır. İkisi için de bence yani şey yapabilir, yani bunu artıya çevirebilirsin hatta. Eksiğin varsa, yani bir şey biliyor durum diye ilerlersen zaten hiçbir şey öğrenemezsin. İnsan sürekli kendi eksiğini görecek ki, yani benim için öyle. Ben ne zaman eksiğimi görsem o zaman daha çok öğrenmeye çalışıyorum. Daha da çok öğreniyorum gerçekten. Sen de belki farklı kaynaklar deneyerek, çünkü okulda gerçekten, yani bunu çok da eleştiri gibi yapmak istemiyorum ama hocalar mesela işte geliyor, kendi kitabını söylüyor, kitaplarını işleyeceğiz diyor. Konuyu kapatıyor yani ve oradan ilerliyor. Sen de sadece onun verdiği şeyleri görmüş oluyorsun. Eğer böyle bir eksiğin varsa ben genelde öyle yapıyorum. Başka bir kaynaktan aynı konuyu tekrar çalışmaya çalışıyorum. Veya işte başka videolar izlemeye çalışıyorum. Ama lisans için, yani daha 4. sınıf tabii derslerini almadım ama 3. yani mesela Ahmet Topoloji dedi, çok altyapı gerektiriyor dedi. Yani işte biraz temel analiz ve cebir bence çok da şey olmuyor. Biraz da hocaya bağlı. Hocalar, yani hoca neyse şey sana ufaktan hani hatırlatıyor. Atıyorum bir topolojik uzay için süreklilik verecek. Sen analizdeki sürekliliği işte önce onu söylüyor, sonra topolojik uzaylar için veriyor. Biraz anımsatıyor sana ama tabii yeterli değil. O yüzden dediğim gibi farklı bir kaynaktan önceden aldığın dersi tekrar ederek o açığı kapatabilirsin. Son olarak da şunu söyleyebilirim. Bu benim de çok yaptığım bir hataydı 2. sınıfa kadar. Sanki matematik yapmamız için böyle bir sınır var. Sadece okul döneminde yapabiliriz. Halbuki öyle bir şey yok. Yani biz 12 ayın sadece 8 ayı falan neredeyse okula gidiyoruz. Kalan 4 ay ne yapacağız? Yani boş oturmamız çok bize açık oluşturur. O kısımları iyi değerlendirirsen zamanın çok çok yeter de artar bile yani. Gibi bir öneride bulunabilirim. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim kutladığımız için. Lisans döneminizdeyken hani Ahmet söyledi, biraz daha Yağmur'dan bunu duymak isterim. Bilmiyorum, bırakmak istiyorum, bana göre değil dediğiniz anlarda nasıl bir yol izlediniz? Bu konuda bazen duraksayabiliyoruz, bunalım yaşayabiliyoruz. Ya ben bunu açıkçası en çok matematik köyüne gidince hissediyorum. Çünkü gerçekten bizim okuldaki gördüğümüz şeylerden çok daha farklı bir şey görüyorsun ve o seni çok korkutuyor. Beni açıkçası aşırı korkutuyor. Hala da yani şu an tabii gitme şansımız yok ama yani gitsem bir ders alsam eminim bunu yaşarım.
Çünkü yani İspanya'da da mesela aynısını yaşadım. Hani burada okulda aldığım çok benzer bir dersi orada alıyorum ve çok farklıymış aslında diyorum. O zaman diyorum ki ya yeter ya, ben o kadar zamanımı harcadım ama yine de pek bir şey öğrenememişim yani buna dair diyorum. Ama bu beni açıkçası sevdiğim alanda pek yıldırmıyor. Bence çünkü yani zamanla oluyor, yavaş yavaş, adım adım. Hiçbir şeyi bir kerede öğrenemiyorsun matematikte. Hiçbir dersi, hiçbir şey. Bir saatlik dersi bile yani o bir saat içinde öğrenmen çok çok zor. Benim de dediğim çok oldu. Özellikle işte ne bileyim demiştim ya, pek sevmiyorum sayısal analiz. Mesela sevmediğim bir alan, ileride kullanmayacağımı düşünüyorum. İsyan ediyorum. Yani neden ben bunu çalışmak zorundayım diye şu an. İşte orada da yani bence birazcık şeylik yapılabilir yani. Aman işte bunu geçeyim yeter. Nasıl geçilecek? Hadi ver formülü geçeyim deyip. Yani çok da kendini yorma ya, bunu da öğreneyim diye. Ama bilmiyorum, insan ne yapar, bazen gerçekten zor oluyor, doğru diyorsun. Onun için herhalde sevmek. Yani bir iki çalışırsın bıktım dersin. Bir anda bir ufak bir şey anlarsın, o bile şey olur. Aa tamam ya, anlamaya tekrar başladım falan. Hadi tamam, bunu anladım, o zaman devam edeyim gibi. Bir ufak mutluluklar gerçekten daha büyük motivasyon sağlıyor yani. Umarım böyle şeyler çok yaşamaz. Şey, bu kadar. Umarım. Buna ek olarak yani o yetersizlik duygusu, hissettiğimiz o duygu pek gitmiyor yani, öyle mi? Yo yani öyle değil. Zaman zaman tekrar yaşıyor. Ya bu şey gibi düşünebilir. Kronik hastalar genelde öyle oluyor ya. Hani bir üç gün iyidir. İşte sonra bir tekrar başlar, sonra tekrar iyi olur. Bu da biraz öyle yani, o aldığın derse göre, çalıştığın ortama göre. Yani mesela ben o yüzden işte biraz o da şey bizim için kötü. Çok fazla sıralamaya, puana çok fazla takıntılı bir haldeyiz şu an ülke olarak. Bölüm olarak da öyle yani. İşte atıyorum Boğaziçi, ODTÜ çok iyi üniversiteler. İşte sonra şunlar geliyor, sonra bu üniversiteler geliyor diye böyle bir sıralama var. Sen ne yapıyorsun? Boğaziçi'nin yanına, işte onun yanına gittiğinde ya da oradan bir hocayla ders yaptığında yetersiz hissediyorsun. İşte yapamıyorum demek ki diyorsun. Ama halbuki öyle değil yani. Ki bu zaten bir süreç, yolculuk yani. Ali Hoca'nın da demin de bence demeye çalıştığı o. Yani biz bunun sonunda da hani bir yere varmaya çalışmıyoruz aslında. Amacımız o değil yani. Amacımız bu süreçte o matematiği yapmak, onu anlamak. O yüzden bir hafta da sürebilir. Onu da çok düşünür mesela. Ali Hoca onu da söyler. Yani anlaşılabilir her şeyi anlayabiliriz. Yani onun dışında yani imkansız gibi gelmesin hiçbir şey. Eğer o şey anlaşılabilir bir şeyse onu kesinlikle anlarız. Yani bir ay sürer, iki ay sürer. Belki bir sene sürer. Ben kendimi bu şekilde motive ediyorum. Yani şu an tamam eksik olabilirim. O an anlamamış olabilirim, yılmış olabilirim. Ama illaki olacak yani, o yolu bırakmamak lazım. O yüzden belki matematiğin de insanlara zor görüp gelmesinin sebebi budur. Ama istiyorsak yaparız yani, o konuda şey yapmayalım, hiç gerek yok. Yani bir yere varmak yok da hep yolda yürüme halindeyiz. Tabii. O zaman biraz sıkıntılı bir şey olacak şu an. Yogiler gibi olduk şu an. Bu da öyle diyor ya, asıl olan yolculuktu. Bence zaten bir de şunu da söylemek istiyorum. Yine Ali Hoca'dan örnek vereceğim. Hep yani gördüğümde kafama kazıdığım şeyler bunlar. Size de paylaşmak isterim yani. O da hep şey yani, dünyada üç şeyi anlamsız yaparız. Bir amacımız yoktur. Biri müzik, biri felsefe, biri de matematik. Ben matematiği gerçekten bu şekilde görüyorum. Çok da bir amacım yok yani. Hani gerçekten böyle aç kalmayacağımı bilsem, hiç okulmuş, akademik kariyermiş, hiç yani o taraflara bakmam ama tabii bir yandan da yani insanız, onu da biraz ilerletmemiz gerekiyor o yüzden. Onun dışında yani onu kenara attığımızda gerçekten çok bir amaç ben sanmıyorum. Sadece onun anlamının, onu yapmanın tadı yetmeli diye düşünüyorum. Teşekkür ederim bu güzel cevabın için. Güzel. Enes, sen de kendini tanıtabilir misin? Sesimizi de duyuyorsan. Tabii, sesim geliyor mu şimdi? Süper. Sesim geliyor değil mi? Ben Enes. Enes Güzeltepe. Karpal'dayım. Türk Kızı Karpal Modası'ndan mezunum. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi matematik bölümünü kazandım. Benim aklımda bir soru var. Yani ben akademisyen olmak istiyorum aslında. İleride hedefim bu. Şu anlık tabii ki. Bunun için bir soru soracaktım ben.
Lisans programını okurken ve sonrasında akademisyen olabilmek için hangi adımları sırasıyla hangi adımları izlemem lazım? Evet, Ahmet, sen cevaplamalısın. İkimiz de aynı şeyi planlayacağız, aynı şeyi araştırıyoruz ama ben cevaplayayım o zaman. Öncelikle yüksek lisans ve doktora yapman gerekiyor, onu söyleyebilirim. Veya şey programları var, lisans sonrası doktora programları var. Bütünleşik doktora diye geçiyor. Ben şu anda onu düşünüyorum, onu yapmak istiyorum. Şimdi bunun için bir ortalama ihtiyacın olacak, ortalamaya. Ve bu okuldan okula değişiyor, bunu okullarda görebilirsin. Mesela en son baktığımda yüksek lisans için ODTÜ 2.5 ortalama istiyordu, yanlış hatırlamıyorsam. İşte Hacettepe 2.5, bazı okullar 2.70, böyle çok özel okullarda falan 3 oluyor bazen. İşte doktora için de yine hem lisans ortalamına bakıyorlar hem yüksek lisans. Onun için mesela ODTÜ 3 istiyordu. Yine Hacettepe 2.80-2.90 falan. Yani ortalama doktoraya kadar gidebilmek için bir 3 ortalama yapman lazım diyebilirim. İyi bir üniversitede yapmak istiyorsan. Yani Boğaziçi, ODTÜ, Hacettepe gibi üniversitede yapmak istiyorsan 3 diyebilirim. 3 ortalama yapman lazım. Ama biraz daha onların altında işte İstanbul Teknik, Yıldız Teknik, işte Mimar Sinan ya da o yani biraz daha yani ODTÜ Boğaziçi tarih diğer üniversitelerde yine 2.70-2.60 gibi bir ortalamayla çok rahat yüksek lisans doktora yapabilirsin. Bunu söyleyebilirim. Bunun dışında ALES'e girmen gerekiyor. ALES 40'ar soruydu sanırım. Türkçe ve matematikten oluşan bir sınav. Lise seviyesi tamamen. Yüz üzerinden değerlendiren bir sınav ve ALES'ten başvurabilmek için 70 üzeri alman gerekiyor ortalama, 70-80 üzeri. O da kolay bir sınav olduğu için genellikle 90 üzeri çok kişi alıyor. 95 üzeri hatta çok fazla insan alıyor. İleri taşıyabilmek için kendini 90-95 alman lazım. Onun dışında bir de yabancı dil sınavına girmen gerekiyor. Bu GDS olur, yurt dil olur. Bazı üniversitelerde kendi sınavları var. Bundan da ortalama 60-70 arası bir şey alman gerekiyor. Daha ileri çıkabilmek, daha ileri atabilmek için kendini biraz daha yüksek alman lazım tabii. Ama ortalama olarak işte 80 YDS, 90 ALES ve 3 ortalamayla yüksek lisans doktora yapabilirsin diyebilirim. Tabi biraz mülakat kısmı var şimdi, ondan bahsedeceğim. Başvurunu yaparsın. Başvuruyu da kabul edenler arasında insanlar mülakatlara alınıyor. Ve hem yazılı hem sözlü mülakatlar oluyor. Üniversite çok değişiyor bunlar bu arada. Öncelikle yazılı mülakata giriyorsun. Yazılılarda genelde temel alanlardan, yani sen bir bölüm, bir alan seçmiş olsan bile aşağı yukarı her alandan soru görüyorsun matematik bölümünde. Analiz sorusu da görüyorsun, geometri sorusu da görüyorsun. Biraz uygulamalı bir şeyler de görüyorsun, cebir de görüyorsun. İşte o üniversitenin eğitim ve planına ve şeyine bağlı aslında. Hangi ana bilim dalları var ona bağlı biraz. Ve işte bunun en azından bir %70'ini falan çözmeni istiyorlar senden. %60-%70'ini. Sonrasında sözlü mülakata geçiyorsun. Sözlü mülakatta da yanlış hatırlamıyorsam her ana bilim dalından birer soru soruyorlar sana ve çözmeni istiyorlar tahtada hocaların karşısına ve o ana bilim dalından bir hocalı oluyor her ana bilim dalından ve sana sürekli soru soruyorlar. Eğer o mülakatı da geçersen sonrasında bekleme süreci başlıyor. Bir hafta, iki hafta sonra diyorlar ki yüksek lisansa kabul edildin veya doktoraya kabul edildin veya edilmedin. Ondan sonra asıl zor bir süreç orada başlıyor. Onu söyleyebilirim. Yani özetle yüksek lisans doktora yapmak istiyorsan biraz ortalamaya önem vermen lazım. İşte İngilizce'ni iyi tutman lazım. ALES hallolur. ALES'e bol bol girersin. ALES kolay bir sınav. Bol bol girerek en yüksek aldığın ALES'i kullanmaya bakman lazım. Öyle özetle. Çalışman lazım çünkü ya bilim, akademisyenlik demek bilim yapmak demek, bilim insanı olmak demek. Aslında bir araştırmacı olmak demek. Bilim insanı tam olmuyor aslında da. Araştırmacı olmak demek. Bir araştırmacı ne yapar? Çok araştırır, çok okur, çok çalışır. O yüzden o tempoya alışkın olman lazım. Ki zaten lisansın temposuna hiç benzemez yüksek lisans doktora temposu. Çünkü gerçekten akademik camianın nasıl işler yaptığıyla birebir şahit oluyorsun ve görüyorsun, senin de bir şeyler yapmanı bekliyorlar. O çok daha yoğun bir kafa, çok daha farklı bir kafa. O yüzden biraz daha lisans dönemindeyken şeye alışman lazım. Yani aa şöyle de bir konu varmış, acaba orada ne anlatıyorlar, aa bu neden böyle, bu niye böyle olmuş. Yani biraz vakit ayırmaya alışman lazım, yani biraz çaba göstermeye alışman lazım eğer akademik şekilde devam etmek istiyorsan, akademik kariyer yapmak istiyorsan, onu söyleyebilirim. Ama gözünde korkmasın,
Umarım istediklerin gerçekleşir. Çalışırsın ve yaparsın, başarırsın. Ama gözün korkmasın gerçekten. Onu istemem. Teşekkür ederiz Enes sorun için. Ahmet sana da cevap için teşekkür ederiz. O zaman teşekkür ediyoruz. İlk önce Yağmur, Ahmet size teşekkür ederim. Bu güzel sohbetiniz için. Ve diğer arkadaşlarım size de sizin için. Samimi sorularınız, güzel sorularınız için teşekkür ederim. O halde bir başka programda görüşmek üzere. Biz teşekkür ediyoruz Esma. Arkadaşların yine soruları olursa Discord'dan bizi bulup yazabilirler. Yine yardımcı olmaya çalışırız elimizden geldiğince. Teşekkür ediyorum. Ben de öncelikle Esma ve Yağmur'a teşekkür ediyorum. Bana katıldığınız için ve bizi sıkılmadan sonuna kadar dinleyebildiğiniz için size de teşekkür ediyorum. Çok konuştuysak affola. Kendinize iyi bakın.